Böyle biraz koştur koştur geldik ama yine de geç kaldık. Hakkınızı helal edin. Beklettik biraz. Aksaray'a daha önce bir 2 sene önceydi sanırım bir kitap fuarı yapıldı. O zaman gelmiştim. İlk gelişimdi. Bu ikinci gelişim. O kitap fuarında tanıştığımız kimse var mı aramızda? Hepimiz yeniyiz, öyle mi? Tamam, böyle daha güzel oldu o zaman. Şimdi o söyleşimizde biz polisiye romanların zeka gelişimini etkilerinden bahsetmiştik. Belki aynı okurlar tekrar söyleşiye gelirlerse sıkılmasınlar diye bu sefer konuyu farklı tutmuştuk. Dost kayığı üzerine konuşuruz diye düşündüm. Dost kayığı kitabı elinde olan var mı şu anda? Okuyan var mı? Okudunuz mu? Bitti mi kitap? Bitti mi, okudun mu? Okuduk mu kitabı? Tamam. İmzada okuyanlara soracağım zaten bu kitapta sizi en fazla etkileyen kısım neresiydi diye. Şimdi bu kitap benim bizzat yaşadığım bir dönemin hikayesiydi. Hayatında hiç dost kazığı yiyen var mı? Evet, şöyle bir anket yapalım. Hayatında hiç dost kazığı yiyen var mı? Parmakları görelim. Daha fazladır bence de. Çünkü şöyle söyleyeyim, kitap çıkmadan önce biz bir anket yaptık. Aşağı yukarı 2000 kişi üzerinde. Hayatınızda hiç dost kazığı yediniz mi diye sorduk. Ankete katılanların %83'ü hayatlarında en az bir defa dost kazığı yediklerini söylediler. %17'si dost kazığı yemediklerini söylediler. Tabii bir durum değerlendirmesi yapmak istedik. Arkadaşlarla oturduk. Arkadaşlar dediler ki muhtemelen bu %17 %83'e mi kazık atıyor acaba filan diye sordular. Ben tabii biraz daha insaflı davrandım. Böyle değildir muhtemelen. Çünkü işte o %17 değil de belki %16 arkadaş seçimi noktasında çok seçicidir. Dolayısıyla arkadaşlarını çok iyi seçiyordur. Dost kazığı yemeye fırsat bulamamıştır ama %1, evet, geri kalan %1 %83'e kazık atıyor olabilir diye düşünüyorum. Dost kazığı yiyenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Dost kazığı çok gerçekten acı bir şey. Benim bu 5. kitabımda hep şunu söylüyorum. İlk 4 kitabı kelimelerimle yazdım. 5. kitabı gözyaşlarımla yazdım. Çünkü dediğim gibi bizzat yaşadığım bir dönemin hikayesiydi. Yaşanmış bir dostluğun bitiş hikayesiydi. İnsan yaşayınca biraz daha anlıyor. Yani ne demek istediğimi, dediğim gibi dost kazığı yiyenler daha iyi bilecekler. Bunları neden anlatıyorum? Şunun için. Bu yaşıma gelene kadar, daha doğrusu şu dost kazığını yiyene kadar şunu fark ettim. Dostlukla ilgili çok detaylı bir araştırma yapmamışım. Belki de çoğumuz da yapmadık. Annelerimizin, babalarımızın öğrettiğiyle hep böyle şimdiye kadar büyüdük, geldik. Dost kazığı yediğim o dönemde kendi kendime şunu sormaya başladım. Bu dostluğu öğrenebileceğimiz bir yer var mı? Dostluğu öğrenebileceğimiz bir kitap var mı? Ya da işte dostluğu öğrenebileceğimiz bir örnek var mı? Varsa kimdir diye. Bunun üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Çocukluktan beri kendi kendime yaptığım bir dua vardı. Dua demeyelim de hani böyle bir dilek gibi diyelim. Hep şunu söylerdim. Herkesin mutlaka bir hirası olmalı. Küçüklüğümden beri hep bunu söylerdim. Hira dediğimiz zaman ne geliyor aklımıza? Hira mağarası. İşte herkesin bir hirası olmalıdan kastım şuydu. Mutlaka kendimizi böyle muhasebeye çekebileceğimiz. Şimdi tabii 2019 yılındayız. Peygamber Efendimiz o zaman bir mağaraya girmiş, mağarada tek başına kalmış, orada tefekkür etmiş ama biz şimdi 2019 senesinde artık bir mağara bulup mağaraya çekilip orada tek başımıza bunun kontrolünü yapamayız belki. Ama işte çalıştığımız mekanın herhangi bir masası, oturduğumuz, yaşadığımız evin bir odası ya da işte gece yattığımızda yorganı üzerimize çektiğimiz zaman ben bugün ne güzellikler yaptım, ne çirkinlikler, ne kötülükler yaptım, bunların muhasebesini yapabileceğimiz yer aslında bizim Hira'mız oluyor. Dolayısıyla hep şunu söylüyordum, herkesin mutlaka bir Hira'sı olmalı, Hira mağarası olmalı. Bu anlamda da hep böyle şimdiye kadar bunu gerçekleştirmeye çalıştım. Yani her gece olmasa bile mutlaka kafamı yastığa koyduğumda ben bugün acaba nasıl güzellikler yaptım, nasıl kötülükler yaptım, nasıl telafi edebilirim, nasıl iyi bir insan olabilirim? Bunun mukayesesini, muhasebesini yapmaya çalışıyordum. Ama bir zaman sonra şunu fark ettim. Dualarımızı eksiksiz ve tam yapmamız gerekiyor. İşte evet, herkesin mutlaka bir hirası olmalı ama herkesin mutlaka bir sevri de olması lazımmış. Çünkü baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hira mağarası yalnızlığı simgeliyor. Peygamber Efendimiz orada yalnız. En yakın insanları bile yok. Hazreti Hatice bile yok. Ama Sevr mağarasında artık yalnız değil. Sevr mağarasında yanında Hazreti Ebu Bekir var. İşte duamızı eksiksiz yaptığımızda yanımızdaki insanları da seçmemiz gerekiyor. Yani herkesin bir sevri de olmalı derken mutlaka herkesin bir dostluk hikayesi vardır. İşte o dostunu güzel seçmesi gerekiyor. Burada Peygamber Efendimiz'e dostluk eden
yarenlik eden Hazreti Ebu Bekir'i görüyoruz. İşte kıssalarda da hepiniz biliyorsunuz, o meşhur yılana kendisini siper etme, Peygamber Efendimiz'e zarar vermesin diye yılana kendi ayağıyla siper eden bir Hazreti Ebu Bekir görüyoruz Sevr Mağarası'nda. İşte buraya bakarak ben Hazreti Ebu Bekir'in hayatını biraz daha araştırma yoluna gittim. İşte dostluk dediğim zaman böyle bir şey olabilir diyerek bunun yoluna gittim. Ve Hazreti Ebu Bekir'in hayatını araştırdığımda belki hepimizin bildiği ama üzerinde çok fazla düşünmek istemediği, düşünmek gereği duymadığı bir sonuçla karşılaştım. İşte Hazreti Ebu Bekir'e bir gün geliyorlar müşrikler ve diyorlar ki, onların ağzından söylüyorum, senin Muhammed'in bir gece buradan Kudüs'e gitmiş, Kudüs'ten de gökyüzüne çıkmış diyorlar. Yani buna sen inanıyor musun demeye getiriyorlar. Bir gece buradan Kudüs'e gitmiş, Kudüs'ten de gökyüzüne çıkmış. Hazreti Ebu Bekir soruyor, bunu bizzat kendisinden mi duydunuz, o mu söyledi diyor. Müşrikler diyorlar ki, evet ondan duyduk, bizzat kendisi söyledi. Burada Hazreti Ebu Bekir'in meşhur cevabını hepimiz biliyoruz. O söylediyse doğrudur diyor. İşte dostluk böyle bir şey, o söylüyorsa doğrudur diyebilme erdemi aslında dostluk. Burada Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in Ebu Bekir Sıddık oluş hikayesini görüyoruz. Ebu Bekir Sıddık ne diyoruz? Sadakat sahibi. Burada bir sadakat örneği görüyoruz. Dostluk örneği görüyoruz. Tabii bu karşılıksız bir dostluk değil. Yani ben Hazreti Ebu Bekir orada Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğu için ya da kara kaşına kara gözüne kurban olduğu için bu anlamda değil. Peygamber Efendimiz'e gerçekten güvendiği için aslında Hazreti Ebu Bekir bunu söylüyor. Bunu da nereden görüyoruz? Peygamber Efendimiz'in peygamber bile olmadan önceki sıfatlarından bir tanesi neydi? Muhammedül Emin. Muhammedül Emin diyorlardı. Yani güvenilir Muhammed diyorlardı Peygamber Efendimiz'e. Müşrikler bile peygamber olduktan sonra Muhammedül Emin diyorlardı. Güvenilir bir insan olduğunu söylüyorlardı. Emin dediğimiz şey nedir? Emin kökü yani emanet edilebilen demek. Yani Arapça aynı kökten geliyor. Emanet edilebilene emin diyoruz. Şimdi dolayısıyla burada şunu sorgulamaya başladım. Emanet edilebilen İnsan mesela ne emanet edebiliriz? İnsanlar birbirlerine ne emanet edebilir? Herhalde muhtemelen aklımıza ilk gelen şey günümüzde para oluyor. Yani birbirimize para emanet ediyoruz, borç veriyoruz vesaire. Bunu birazcık açmak istedim. Emanet edebildiğimiz şey birbirimize karşılıklı sadece para mı? Evet, para emanet ediyoruz, borç veriyoruz ve bu emanete sadakat gösterilmesi gerekmesini bekliyoruz. Aynı şekilde mesela birbirimize canımızı emanet ediyoruz. Mesela bugün Mehmetçiklerimiz hem sınırda hem sınır ötesinde şu anda biz aslında Mehmetçiklerimize canımızı emanet ediyoruz. Aynı şekilde sadece asker olması gerekmiyor. Komşu komşuya canını emanet ediyor. Emanet ettiğimiz şeyleri biraz daha açabiliriz. İşte insanlar birbirine mesela namusunu emanet ediyor. Şimdi belki çok artık gerçekleşmiyor bu tür olaylar ama geçtiğimiz yıllarda daha fazla yaygın bir şekilde görülüyordu. İşte erkekler önce evleniyorlardı, daha sonra askere gidiyorlardı. Ve o askere gittiklerinde eğer çok yakın akrabaları yoksa en yakın dostlarına, arkadaşlarına eşim sana emanet, çocuklarım sana emanet diyorlardı. Yani ne yapıyorlardı? Aslında namuslarına emanet ediyorlardı. İnsanlar birbirlerine mesela sözlerine emanet ederler. İşte söz emanet etmekten kastım mesela bunu ikiye bölebiliriz. İşte söz veriyoruz, bugün saat 4'te şu kafede buluşacağız diyoruz ve sözümüze emanet ediyoruz. Veya sır veriyoruz. Belki annemize bile söylemediğimiz sırlarımızı en yakın arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Ve bu arkadaşlarımızdan bu söze sadık olmalarını bekliyoruz, ihanet etmemelerini bekliyoruz. İşte birbirlerimize karşılıklı sözlerimize emanet ediyoruz. Aynı şekilde mesela birbirimize ne emanet ediyoruz? Şimdi ben size bir şey söylesem, desem ki sizi de inandırmak için, ya işte şu mikrofonun üzerine yemin ediyorum desem, kaç kişi bana inanır? Kimse inanmaz herhalde. Çünkü şu mikrofon üzerine yemin etsem ne etmesem de mikrofon çok kıymetsiz bir şey. Yani yemin edebilecek anlamda çok kıymetsiz bir şey. Şimdi insanlar neyin üzerine yemin ederler? Kıymetli gördükleri şey. Ben kolay kolay yemin eden bir insan değilim. Ama hani çevrenizde mutlaka böyle sürekli yemin eden insanlar vardır. O yemin eden insanları kontrol edin, bir takip edin. Genelde böyle neye kıymet veriyorlarsa işte annelerinin üzerine, babalarının üzerine, kitabın üzerine, evlatlarının üzerine yemin ederler. Kendilerini inandırmak için. Şimdi insanlar kıymet verdikleri şeyler üzerine yemin ederken bir de insanları yaratan Allah'ın üzerine yemin ettiği şeyleri bir düşünün. Ne kadar kıymetlidir, ne kadar kıymet veriyordur. Mesela diyor ki asra yemin olsun ki işte zamanın üzerine yemin ediyor. Demek ki zaman Allah için çok kıymetli.
Zaman Allah için ne kadar kıymetliyse aslında bizim için de o kadar kıymetli. Birbirimize aslında mesela zamanımızı emanet ediyoruz. Şimdi şurada aşağı yukarı belki 40 dakika, 1 saat bir muhabbet edeceğiz. Bu 1 saat süre içerisinde lay lay lom yapabiliriz. Bu 1 saat, siz burada geldiniz, 1 saatinizi bana emanet ettiniz. Ben bu 1 saat içerisinde burada lay lay lom yapıp burada gır gır şamata burayı kapatabilirim. Bu 1 saati doldurabilirim. Aynı şekilde ben de size 1 saatimi emanet ettim. Burada gelip kendi aranızda muhabbet edebilirsiniz, protesto edebilirsiniz, işte buradaki konuşmayı engelleyebilirsiniz. Ben de size zamanımı emanet ettim. Buna ya sadakat gösteriyorsunuz ya ihanet ediyorsunuz. Aynı şekilde ben de sizin bana olan emanetinize ya sadakat gösteriyorum ya ihanet ediyorum. Dolayısıyla insanlar birbirlerine işte vakitlerini, zamanlarını emanet ediyorlar. Şimdi işte midemiz rahatsızlanıyor, işte başımız ağrıyor, herhangi bir rahatsızlığımızda ben her zaman şunu söylüyorum. İşte tabii psikoloji falan son zamanlarda biraz daha böyle artık batıya yönelmeye başladık ama eskiden beri ta mesela Sivas'a gittiğiniz zaman böyle ta Selçuklular zamanında yapılan bir Şifaiye medresesini görüyorsunuz. O medresede insanların, gittiniz mi Sivas'a, yol düşen var mı bilmiyorum ama o medresede Çok Kullanılmış Kalpler Dükkanı'nı okuyanlar varsa o kitabın içerisinde o Şifaiye medresesinden bahsediliyor. 8 farklı şehirde geçiyor o kitap. Mesela özür diliyorum. Tabi belki 1000 sene önce insanların ruh sağlığını düzeltmek için Selçuklu'nun işte su sesiyle, müzik sesiyle insanları tedavi etmek için Şifaiye medresesini kurduğunu görüyoruz. İşte insanların aynı şekilde nasıl midesi bozulabiliyorsa, başı ağrıyabiliyorsa, herhangi gözü ağrıyabiliyorsa, herhangi bir organı rahatsızlanabiliyorsa ruhen de rahatsızlanabiliyoruz. Dolayısıyla işte bu ruhen rahatsızlandığımız dönemde sağlıklı kararlar alamayabiliyoruz, sağlıklı düşünemeyebiliyoruz. Hepimiz bu dönemi zaman zaman yaşamışızdır. Ben de o süreçte yaşadım. Mesela doz kazığı döneminde aşağı yukarı belki 7-8 ay boyunca sağlıklı karar alamadığımın farkındaydım. İşte o dönemde mesela ne oluyor? En yakın gördüklerinize, çok güvendiklerinize bu sefer aklınıza emanet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bana bir akıl ver, bana bir çıkış yolu göster, bana fikrini söyle. Buradan sonra ne yapabilirim? Dolayısıyla insanlar işte birbirlerine akıllarını emanet ediyorlar. Bunu çok fazla çoğaltabiliriz, sayıyı arttırabiliriz. Çok fazla hani arttırıp şimdi vaktinizi almak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. İşte buradan yola çıkarak ben şöyle bir sonuca vardım. İşte dost seçerken aslında bu saydığımız şeyleri ve belki arttırabileceğimiz bu maddeleri emanet edebildiğimiz ve karşılığında da bu emanete karşı bir ihanet görmediğimiz insanları aslında dost seçmemiz gerektiğini düşündüm. Bu kanıya vardım. Bu kitap da benim için böyle bir tecrübe olmuş oldu. Dolayısıyla son 2 senedir gittiğimiz şehirlerde özellikle dostluk ve dost kazığı üzerine konuşurken bunları özellikle anlatma gereği duyuyorum. Kitabın içerisinde de bunları yazdım gerçi ama özellikle söyleşilerde de anlatma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Söyleşinin son bölümüne geçeceğim. Burada çok fazla vaktinizi almayacağım ama geçen söyleşimize hiçbir arkadaşımız katılmadığı için eğlenceli bir ortam olabilir biraz. Söyleşinin sonunda geçtiğimiz söyleşide anlattığımız önemli birkaç şey vardı. Onları anlatmak istiyorum özellikle. Çünkü biliyorsunuz bu kitapların her birinde bir şifre var. Bu şifrelerin neden olduğunu söyleyeceğim size. Onun için de bir başlangıç yapmam gerekecek. Burada bir soru cevap kısmı yapalım. Sorusu olan var mı? Ondan sonra diğer kısma geçeceğim. Sorusu olan var mı? Evet. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi o kısma geleceğim. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Aksaray Belediyesi'nin amblemini hepiniz biliyor musunuz? Aksaray Belediyesi'nin amblemini hepiniz biliyor musunuz? Şu an görebileceğim bu var. Şu nedir diye sorsam. Evet, aslan dediler. Daha farklı bir cevabı olan var mı? Nasıl? Ortasında bir yüz var dedi bir arkadaşımız. Daha farklı bir cevabı olan var mı? Evet. Beraberlik dedi. Güzel bir bakış açısı ama. Daha farklı bir cevabı olan var mı? Evet, bu soruyu şunun için soruyorum. Burada gösterdiğimiz şey aslında bir aslan değil. Bir aslanın kendisi değil. Bir aslanın çizimi. Bir aslanın resmi. Bunu neden söylüyorum? Yani şunu aslan demekle aslanın resmi demek arasında belki çok büyük bir fark yok. Ama hayatımızda bazı şeyler vardır, bize gösterilir. Bizim görmemiz gerekenler daha farklı şeyler olabilir. Dolayısıyla bizim bize söylenilen, bize gösterilen her şeye hemen inanmamamız, olayları sorgulamamız, soruşturmamız, araştırmamız gerekiyor. Dediğim gibi şuna aslan demekle aslan çizimi demek arasında belki çok büyük bir fark yok ama eğer bu örneği ileride biraz daha büyütürsek
karşımıza çıkacak olan sorunları eğer göremezsek, yani bize gösterilenleri görürsek sadece, bir zaman sonra sadece gözümüzün gördüğüne inanmaya başlarsak, bu sefer daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. İşte bu noktada bir soru soruyoruz. İnternetten seyrettiğimiz, bu YouTube'dan vesaire seyrettiğimiz dizi ve filmlerde dahil olmak üzere, ben hiç televizyon seyretmiyorum, benim televizyonla hiç işim yok diyenlerin şöyle parmaklarını görebilir miyiz? En fazla günde bir saat televizyon seyrediyorum diyenler, en fazla iki saat seyrediyorum diyenler, en fazla üç saat seyrediyorum diyenler, televizyonun başına bir oturuyorum, zaman nasıl geçiyor bilmiyorum diyenleri bir görelim. Evet. Bilim adamları bir araştırma yapıyorlar ve diyorlar ki 3 saat televizyon seyretmenin, çok özür diliyorum, 1 saat televizyon seyretmenin beyne verdiği zararı 7 saat bulmaca çözerek kapatabiliyoruz. Bakın bu ne demek? Çok basit bir matematik hesabı yapalım. Bir günde 24 saat var. Bir insan akşam saat 9'da eve gelse, televizyonun başına otursa, Türkiye'de zaten maşallah bir dizi seyretmeye kalksanız reklamlarıyla beraber 2,5-3 saati buluyor. Bir de özetini koyuyorlar, 4 saat oluyor. Özür diliyorum. 3 saat televizyon seyretse, 3 saatin sonrasında televizyonun başından kalksa, yemeden, içmeden, hiçbir ihtiyacını gidermeden, uyumadan 1 saate 7 saat ya 3 saate tam 21 saat bulmaca çözse beyin başladığı noktaya geri geliyor. Bir günde 24 saat var. Yani bir günün 3 saatinde televizyon seyrediyorsak eğer, geri kalan 21 saatin tamamında yemeden, içmeden, hiçbir ihtiyacımızı gidermeden bulmaca çözmemiz gerekiyor. Bunu yapabilir miyiz? Eğer bunu yapamazsak televizyonla mümkün mertebe aramıza mesafe koymamız gerekiyor. Peki televizyon insan beynine neden böyle bir zarar veriyor? Çünkü beyin iki lobdan oluşuyor. Sağ lob ve sol lob olmak üzere. Beynin sağ lobu okuma, tahlil etme, analiz etme işlevi görüyor. Sol lob resimlendirme, şekillendirme, hareketlendirme işlevi görüyor. Televizyon da resimlendirme, şekillendirme, hareketlendirme işlevi görüyor. Dolayısıyla biz televizyon seyrederken beynin sol tarafı çalışma ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü karşımızda o görevi gören hazır bir cihaz var. O esnada biz beynimizin sol tarafını televizyona kiraya vermiş oluyoruz. Dolayısıyla bir zaman sonra artık beynin sol tarafı çalışmaya kabiliyetini kaybediyor. Dikkatte, hafızada ve zekada gerilik baş gösteriyor. Onun için de mutlaka televizyonla aramıza mesafe koymamız gerekiyor. Ve bilim adamları diyorlar ki televizyonla aramıza bu mesafeyi koyduktan sonra televizyonun bu beynimizin sol tarafına verdiği zararı telafi edebilmemiz için yapabileceğimiz aktiviteler var. Mesela bunlardan bir tanesi az önce söylemiştik, bulmaca çözmek. İkincisi, özellikle genç arkadaşlarımız var burada ama yaşça büyük olanlara da tavsiye edeceğim bir şey. Matematikten nefret ediyorum diyenleri bir görebilir miyiz? Matematiği sevmiyorum diyen 3-4 arkadaşımız var. Çok güzel, salonun çoğunluğu matematikle arası iyi. Hepinizin mutlaka daha önce duyduğu sayısal zeka dediğimiz bir kavram var. Şimdi etrafınızda mutlaka şöyle insanlar vardır. İşte bir söz söylüyor, taşı gediğine oturtuyor. Tam böyle nereden buluyorsun bu lafları dediğimiz hazır cevap insanlar genellikle sayısal zekası yüksek olan insanlardır. Bu anlamda da bilim adamları şunu tavsiye ediyorlar. Günde en azından yaşınız kaç olursa olsun bunu alışkanlık haline getirmenizi öneriyoruz. 5-10 dakikanızı ayırın. 2 tane, 4 taneli sayıyı alt alta yazın ve çarpmaya çalışın. İsterseniz bırakın sonuç yanlış çıksın. 4 kere 4, 27 yazın oraya. O bilgiyi bir zaman sonra düzelteceksiniz. Burada önemli olan rakamların kafanızda uçuşması, beyin fırtınası yapabilmeniz, düşünebilmeniz. Belki 3 gün sonra, 4 gün sonra artık dünyanın en zeki insanı oldum demeyeceğiz ama bir zaman sonra yavaş yavaş farklı düşünmeye başladığımızı, ufkumuzun açılmaya başladığını fark edeceğiz. Üçüncü olarak da bilim adamlarının tavsiye ettiği şeyler kitap okumak. Şimdi biz burada kitap fuarındayız. Dolayısıyla şu soruyu sormayacağım. Kitap okuyor musunuz? Kitaplarınız nasıl demeyeceğim. Zaten kitaplarınız kötü olsa şu anda kitap fuarında olmazsınız. Bu vesileyle bir kere daha teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi kitap okumak neden insan beyninin sol tarafını çalıştırıyor? Çünkü biz kitap okurken okuduğumuz kitaptaki karakterleri, sokağı, mahalleyi, oradaki her şeyi kafamızda canlandırıyoruz, hayal ediyoruz. Şimdi televizyonda böyle olmuyor. Televizyonda şak diye 2 saniyede gözümüzün önüne aynı görüntüyü koyuyorlar. Şimdi mesela bir örnek vereceğim. Polat Alemdar. Polat Alemdar deyip 2 saniye sustum. Hepinizin kafasında aynı kişi belirdi, değil mi? Ben desem ki aslında Polat Alemdar sarışın, renkli gözlü, boylu poslu birisidir. Kaç kişi bana destek olur? Hiç kimse. Hatta ben bu örneği verdiğimde
ya Trabzon'daydık ya Rize'deydik. Neredeyse dayak yiyordum. Polat Alemdar deyince sarışın, renkli gözlü, boylu posludur birisidir desem kaç kişi bana destek olur dedim. Orta sıralardan bir kızcağız böyle ayağa fırladı. Hayır o Kıvanç Tatlıtuğ bir kere diye bağırdı. Şimdi öyle bir hale geldik ki gerçekte olmayan Polat Alemdar gibi hayali bir karakterle gerçekte olan Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir sinema sanatçısını birbiriyle kıyaslamaya çalışıyoruz. Elma ile armutu toplamaya çalışıyoruz. Halbuki Kurtlar Vadisi eğer bir televizyon dizisi değil de bir kitap olsaydı, bu kitabı da bu salondaki herkes okumuş olsaydı, o kitapta Polat Alemdar benim anlattığım şekilde anlatılsaydı, bugün herkesin kafasında farklı bir Polat Alemdar belirecekti. Ama bugün 80 milyona sorsak, 80 milyon aynı kişiyi tarif ediyor. Şöyle bir deney yapalım. Herkes şöyle bir rahatça arkasına yaslanabilir mi? Rahatça arkamıza yaslanalım. Aşağı yukarı bir dakika boyunca size bir şey anlatacağım. Gözlerinizi kapatarak bu anlattığım şeyi hayal ederseniz sevinirim. Gözlerimizi kapatabilirsek sevinirim. Yaklaşık bir dakika boyunca anlatacağım. Siz de canlandırırsanız kafanızda memnun olurum. Dar bir sokaktayız. Arnavut kaldırımlar var. Sağlı sollu en fazla iki katlı evlerin, yer yer tek katlı evlerin olduğu dar bir sokak burası. Sağdaki evlerden bir tanesi cumbalı iki katlı bir ev. Evin giriş kapısı ahşaptan, açık mavi renge boyamışlar. Üste cumbada bir pencere var. Pencerenin çerçevesini de açık mavi renge boyamışlar. Pencerenin önünde 4-5 tane saksı var. Saksıların üzerinde rengarenk çiçekler var. Turuncu, sarı, kırmızı. Uzaklardan böyle bir kuş süzülerek geliyor, pencerenin pervazına konuyor. Çiçeklere ilişecek gibi oluyor. Tam o sırada böyle bir heyecanlanıp aniden kaçıyor. Yavaşça pencere açılıyor. Ve 65-70 yaşlarında bir teyze beliriyor pencerede. Yaşmağını bağlamış. Elinde yeşil bir ibrik var. Elindeki yeşil ibrikle çiçekleri suluyor. Şimdi gözlerimizi açalım. Şu bir dakika içerisinde ne yaptığımız konusunda fikri olan var mı? Şu bir dakika içerisinde aslında hepimiz şu anda kitap okuduk. Ama tabii günde yarım saat, bir saat boyunca gözümüzü kapatıp böyle oturamayacağımız için, düşünemeyeceğimiz için bunun yerine insanlar roman yazıyorlar, insanlar roman okuyorlar. Şimdi şu anlattığım şeyi belki bir kitapta iki sayfada okuyacaksınız. Bir televizyon dizisinde olsaydı bu anlattığım şey şak diye iki saniyede hepimiz görecektik. Şimdi elinize öyle bir imkanım olsa, hepinizin eline bir A4 kağıdı versem, anlattığım sokağı, anlattığım teyzeyi, anlattığım çiçekleri bir çizseniz desem, her biriniz farklı bir teyze çizeceksiniz. Her biriniz farklı bir sokak çizeceksiniz. Her biriniz farklı çiçekler, her biriniz farklı bir kuş çizeceksiniz. Neden? Çünkü eğer doğuştan bir engelimiz yoksa ya da sonrasında bir rahatsızlık yaşamadıysak hepimizin beyninin sağ tarafı aynı şekilde çalışıyor. Ama sol tarafı biz şimdiye kadar ne kadar çalıştırdıysak o kadar çalışıyor. Ve aslında sol tarafı ne kadar fazla çalıştırdıysak o kadar zeki insan olmuş oluyoruz. Dediğim gibi televizyonda şak diye iki saniyede gözümüzün önüne getireceklerdi bu görüntüyü. Ve bu sefer hepimiz aynı teyzeyi görecektik. Hepimiz aynı sokağı görecektik. Hepimiz aynı insanları, aynı çiçekleri görecektik. Dolayısıyla mutlaka televizyonla aramıza bir mesafe koymamız gerekiyor. Burada birkaç örnek vereceğim. Yavaş yavaş toparlayacağım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Eğer zor olmayacaksa sizin için, ben unutuyorum genelde, söyleşinin sonunda şöyle bir hatıra fotoğrafı çekeceğim. Eğer sizin için de zor olmazsa şu orta sırayı özellikle yanlardan doldurabilirsek hatıra fotoğrafını da hepinize almış olurum. Dolayısıyla onu da söylemiş olayım anlatırken. Şimdi Sherlock Holmes, hepiniz mutlaka duymuşsunuzdur. Sherlock Holmes'un kim olduğunu biliyorsunuzdur. Sherlock Holmes gerçekte olmayan, bundan 100 sene önce yaşadığını farz ettiğimiz Sir Arthur Conan Doyle'un yazdığı hayali bir dedektif karakteri. Şimdi bazı hikayelerinde hırsızlık vakalarını çözüyor, bazı hikayelerinde cinayet vakalarını çözüyor. Sherlock Holmes'un serisini kitap olarak okuyup bitiren var mı aramızda? Bir tanesini mi okudun? Seriyi bitiren var mı? Bir arkadaşımız var. Filmini veya dizisini seyredenleri bir görelim. Evet, filmini veya dizisini seyredenler sonunu yanlış biliyorlar. Serisini okuyanlar sonunu doğru biliyorlar. Şimdi biraz spoiler olacak ama söylemek zorundayım. Sherlock Holmes serisinin sonunda Sherlock Holmes karakteri hayatını kaybediyor, ölüyor. Şimdi bundan 100 sene önce yaşadığını farz ettiğimiz hayali bir karakterden bahsediyoruz.
Hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Bundan 100 sene önce Londra'da Sherlock Holmes öldü diye insanların sokaklara düştüğünü, ayaklandığını, mitingler, eylemler yaptığını, böyle ellerinde pankartlarla Sherlock Holmes ölemez falan bağırdığını, böyle bir şey duydunuz mu? Duymadınız. Niye? Çünkü böyle bir şey olmadı. Ama biz çok yakın bir tarihte Türkiye'de Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır adlı karakter öldü diye Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden bir tanesine o zamanın parasıyla milyarlarca lira para harcayıp acımız büyük diye ilan veren bir topluluk gördük. Biz Türkiye'de Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakteri öldü diye arkasından gıyabi cenaze namazı kılmaya çalışan bir topluluk gördük. Adam komşusunun cenaze namazına gitmez, Bihter'in cenaze namazında en ön sırada saf tutacağım diye birbirlerini eziyorlar. Yüzyıllardır tarih kitapları okuyoruz. Yüzyıllardır okuduğumuz tarih kitaplarından öğrendiğimiz bir şey var. Şehzade Mustafa'nın babası Kanuni Sultan Süleyman tarafından öldürttürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Hiçbirimiz bu bilgi sonrasında abuk sabuk saçma sapan hareketler yapmazken 400 yıl sonra yayınlanan bir muhteşem yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın babası Kanuni Sultan Süleyman tarafından öldürttürüldüğü o bölümünün ertesi gününde on binlerce kişinin Bursa'ya Şehzade Mustafa'nın türbesine akın ettiğini gördük. İzmir'de bir kadın derneğinin Kanuni Sultan Süleyman'ın padişahlığı geri alınsın diye imza kampanyası başlattığını gördük. Bakın diploma her şeyi çözmüyor. Bursa'da bir avukatın Kanuni ve Hürrem vatandaşlıktan çıkarılsın diye dava açmaya çalıştığını gördük. İstanbul'a yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Orada Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrinin başında bir Fatiha okuyup hemen yanında Hürrem Sultan'ın kabrinin başına geçip tüh Allah senin belanı versin diye beddua okuyan teyzelerimizi gördük. Bunların hepsi gazetelerde, televizyonlarda haber olan örnekler. Çok değil, daha bir sene önce Diriliş Ertuğrul dizisinin sezon finali olması lazım. Diziyi seyretmediğim için çok bilmiyorum ama Saadettin Köpek adlı karakterin Sivas'a geleceğini öğrenen bazı Sivaslıların Sivas Belediyesi'ne telefonlar açarak bize otobüs tahsis edin, bunları Sivas'a girmeden durduralım, öldürelim dediği için Sivas Belediyesi'nin artık telefonlardan illallah gelip resmi Twitter hesabından arkadaşlar bu sadece bir dizidir, lütfen senaryonun akışına müdahale etmeyin diye tweet atmak zorunda kaldığını gördük. Bu örnekleri neden veriyorum? Bu örnekler aslında kitap okuyan insanlarla televizyon seyreden insanlar arasındaki zeka seviyesini gösteriyor. Kitap okuyan insanlar okudukları kitapta bir karakter öldü diye hadi yarın hep beraber kendi aramızda para topluyoruz, Aksaray'ın en çok satan gazetelerinden bir tanesine acımız büyük diye ilan veriyoruz, böyle bir şeye girmiyorsunuz. Beraber bir kitap okudunuz, okuduğunuz kitaptaki bir sevdiğiniz karakter öldü diye hadi yarın öğlen namazına müteakip merkez camiinde buluşuyoruz, bunun gıyabi cenaze namazını kılıyoruz falan demiyorsunuz. Ama televizyon seyreden insanlar az önce söylediğim gibi Çakır'ın arkasından gazetelere ilan verebiliyor, Bihter'in arkasından cenaze namazı kılmaya çalışabiliyor. Neydi o adam, Hüsnü Çoban mıydı? Onun arkasından Facebook'ta etkinlik başlatıp mevlüt okutturabiliyor. İşte 1000 yıl önce olmuş olayları sanki şimdi yaşanıyormuş gibi o anı yaşamaya çalışabiliyor. Dolayısıyla bizim mutlaka televizyonla aramıza mesafe koymamız gerekiyor. Şimdi televizyon aslında hepimize çok büyük hakaretlerde bulunuyor. Bir arkadaşınız size hakaret etse en fazla 5 dakika sonra orada kavga çıkartabilecek potansiyelimiz var hepimizin. Kavga çıkartmazsak en kötü ihtimalle cebimizden cep telefonumuzu çıkarıyoruz, Facebook'a, Instagram'a giriyoruz, bir arkadaşlıktan siliyoruz onu, hızımızı alamıyoruz, bazen engelliyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz, ben de yapıyorum. Bu bizim en doğal hakkımız. Arkadaşımızla aramıza mesafe koyacağımız zaman belki sosyal medyadan başlıyoruz, görmek istemiyoruz. Şimdi aynı şekilde bir örnek verelim. Çok sevdiğiniz, uzun zamandır da görmediğiniz bir misafiriniz gelecek. Sabaha kadar heyecandan uyuyamamışsınız. Sabah kapınız açılıyor, kapınız çalınıyor, kapıyı açıyorsunuz. Karşınızda böyle heyecanla bekliyorsunuz. Görmediğiniz arkadaşınız gelmiş. Daha hoş geldin demenize kalmıyor. Kapının girişinde size diyor ki ya bu ayakkabıların hali ne böyle? Bu böyle mi dizilir diyor. Bu ayakkabı çekeceği buraya mı koyulur? Böyle saçma sapan şuraya badana yaptırsana deyip giriyor içeri. Ondan sonra tabii böyle bir şaşırıyorsunuz. Ne oluyor, bir hoş geldin deseydik falan filan derken neyse buyur ediyorsunuz, içeri giriyor. İçeri oturuyor, başlıyor sizin mobilyalarınızı eleştirmeye. Ya bu çok saçma, bu buraya mı dizilir, bu buraya mı koyulur falan, sizi eleştirmeye başlıyor. Ya karnını açtır diyorsunuz, hadi bir yemeğe geçelim diyorsunuz. Masayı kurmuşsunuz, sizin burada sunumunuzu eleştirmeye başlıyor. Yemeğinizin lezzetlerini eleştirmeye başlıyor. Böyle saçma sapan bir şey, böyle şey mi yenir falan demeye başlıyor. Ne yaparsınız, bir ne oluyor falan diye bir sorarsınız değil mi?
Hadi misafirliktir. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün misafirlik üç gündür. Üç günü idare ederiz. Aksaray misafirperver. Hadi dördüncü günde biz verelim. Dördüncü günde idare ederiz. Beşinci gün bir sorarız değil mi? Ya arkadaş sana ne oluyor? Sen niye bana akıl verip duruyorsun? Sen niye sürekli beni aşağılıyorsun? Yaptığım yemekleri aşağılıyorsun. Dizdiğim eşyaları aşağılıyorsun. Bunu sorarız değil mi? Şimdi aslında bizim aynı şeyi televizyona karşı yapmamız gerekiyor. Çünkü televizyonun Anadolu'daki ismini siz daha iyi biliyorsunuz. Aptal kutusu diyorlar. Televizyon insanları aptallaştırma projesidir. Ta çocukluğumuzdan itibaren televizyon bize tam olarak bunu yapıyor. Hepinizin çocukları, yeğenleri, kuzenleri vardır. 2 yaşındaki bir çocuğa istediği çizgi filmi açmayın bakayım ne oluyor? Mamasını yiyor mu yemiyor mu? Sizinle pazarlık yapıyor. Önce o çizgi filmi açacaksınız, o mamasını ondan sonra yiyecek. 3 yaşındaki bir çocukla markete girin, istediği çikolatayı almayın bakayım orada ne oluyor? Kıyamet kopuyor. Yaşça biraz daha büyüyoruz. Televizyon bize diyor ki, sen o kadar kabiliyetsiz bir insansın ki nasıl yemek yapılması gerektiğini, nasıl misafir ağırlanması gerektiğini bilmezsin. Ben şimdi size ana yemekteyiz diye bir program yapacağım. Bak oradakiler nasıl yemek yapıyorlarsa, nasıl misafir ağırlıyorlarsa sen de öyle yemek yapacaksın, öyle misafir ağırlayacaksın diyor. Bir zaman sonra bir bakıyoruz, akşam sofralarda annesinin yaptığı yemeklere not vermeye çalışan abuk subuk bir nesil yetişiyor. Televizyon bize diyor ki sen o kadar zevksiz, o kadar aptal bir insansın ki nasıl kıyafet giyinmesi gerektiğini de bilmezsin. Ben şimdi sana o tarz senin, bu tarz benim programlar yapacağım. Bak oradakiler nasıl giyiniyorsa sen de öyle giyineceksin diyor. Bir zaman sonra bir bakıyoruz, otobüslerde, metrobüslerde bir sürü uzaylı gibi tiplerle karşılaşıyoruz. Televizyon toplumun hiçbir kesimini boş bırakmıyor. Aramızda başörtülü arkadaşlarımız var. Televizyon diyor ki, sen nasıl başörtüsü bağlaman gerektiğini de bilmezsin. Onu da şimdi sana ben öğreteceğim diyor. Bak Huzur Sokağı diye bir dizi yapacağım. Orada Şükran başını nasıl bağlıyorsa sen de öyle bağlayacaksın diyor. Sabah bir kalkıyoruz, sokağa bir çıkıyoruz. On binlerce Şükran, herkes aynı şekilde bağlanmış. Televizyon bir zaman sonra sana Polat'ın taktığı saat deyip saat satıyor. Bihter'in sürdüğü allık deyip allık satıyor. Kıvanç'ın giydiği tişört deyip tişört satıyor. Bir de senin üzerinden para kazanmaya başlıyor. Daha ilerleyen zamanlarda senin hangi takımı tutacağına, hangi gazeteyi okuyacağına, işte hangi partiye oy vereceğine artık hepsine televizyon karar vermeye başlıyor. Dolayısıyla işte burada şu soruyu tekrar sormamız gerekiyor. Bir arkadaşımız bizim, en yakın arkadaşımız bile olsa attığımız her adıma müdahale etmesine ne kadar tahammül edebilirsek televizyona da işte o kadar müsamaha göstermemiz gerekiyor. Ve televizyonla mutlaka aramıza bir dakika dur sen benim niye her şeyime karışıyorsun deyip bu mesafeyi koyabilmemiz gerekiyor. Bunun yerine daha fazla az önce söylediğimiz gibi kitap okumamız, bulmaca çözmemiz ve matematik problemleri çözmemiz gerekiyor. İşte şimdi bu noktada şunu söyleyeceğim. Bu kitaplar neden şifreli diye sen de sormuştun az önce. Bu kitaplardan birer cümle bahsedeceğim. Bu kitapların neden şifreli olduğunu anlatacağım size. Hem de anlatırken sormuş olalım. Hangi kitap okunuyor, hangi kitap okunmadı onun da böyle bir analizini yapmış olalım. Bu kitabı okuyanları bir görebilir miyiz? Evet. Bu kitapta 5 arkadaş var. 3 günlük bir tatil planı yapıyorlar. Beraber bir adaya gidiyorlar. Dönecekleri gün kalktıklarında arkadaşlarından bir tanesinin odasında öldüğünü fark ediyorlar. Adada bir dedektif var. Dedektif olaya el koyuyor ve okuyucunun macerası başlıyor. Buradan belki görünmesi çok kolay değil ama kitap ipuçlarıyla başlıyor. Bunlardan bir tanesi yırtık bir roman sayfası. Kitapların da tamamının son sayfası bu şekilde. Yarım diklemesine yırtık. Bu aslında bir ipucu. Okuyucu baştan başlayıp sona geldiğinde hem bu son sayfanın neden yırtık olduğunu anlıyor hem de enteresan bir sonla karşılaşıyor. Madame Bravo serisiyle tanışanlar var mı? Onları bir görelim. Evet. Bu kitapta da olayları şu teyzemiz çözmeye çalışıyor. İlerleyen sayfalarda okuyucuya arka taraftaki kazıma alanını kazıyın diye bir dipnot düşülüyor. Bu dipnotun arkasından kitapların bir tanesinde bir tane üçgen, bir tanesinde iki tane dikdörtgen kazıma alanı var. Okuyucu buraları kazıdığında buradan şifreli notlar çıkıyor. Bu kez de bu şifreli notları çözerek olayı aydınlatmaya çalışıyor. Çok kullanılmış kalpler dükkanı. Bunu görelim kimlerde var. Bu sanırım daha fazla kişide var. Genelde öyle oluyor. Bu kitapta Kerem isminde bir karakter var. İstanbul'dan yola çıkıp Türkiye'nin 8 ilini geziyor. İnsanların hatıralarını topluyor. En son Kapadokya'ya yerleşip burada çok kullanılmış kalpler dükkanı diye bir dükkan açıyor. Bu dükkanda bir marangozla anlaşıyor ve marangoza 99 tane kutu yaptırıyor. İnsanlara diyor ki gelin kurtulmak istediğiniz ya da bir daha hatırlamak istemediğiniz hatıralarınızı bu kutuların içerisine kilitleyin. Karşılığında sizden para almayacağım
Ama eğer günün birinde bu kurtulmak istediğiniz hatıraları tekrar almak isterseniz o zaman sizden yüksek miktarlarda paralar isterim diyor. Tabii zaten insanlar bu hatıralarından kurtulmak istedikleri için koşa koşa gidip o kutuların içerisine hatıralarını kilitliyorlar. Okuyucu buraya kadar bunları okurken okuyucuya bazı ipuçları veriliyor. Bu ipuçlarından yola çıkarak şu kilidin 3 haneli şifresini doğru bulup açtığınızda aradan 4 sene geçiyor. Ve 4 sene sonra o hatıralarından kurtulmak isteyen insanların neden ve nasıl apar topar tekrar o hatıraları geri almaya çalıştıklarının ilginç enteresan hikayelerini okuyoruz son 60 sayfada. Dost kayığını anlatmayacağım. Kitabın söyleşinin başında da söylemiştim. Bu bizzat yaşadığım bir dönemin hikayesi. Sadece şu kadarını söyleyeceğim. Kitabın başında bir ayna var. Bir de kitabın sonunda bir ayna var. Diyoruz ki hayatınızda bazı şeyler ters gidiyorsa bir aynaya ihtiyacınız var demektir. Kitabın sonundaki şu ayna olmadan kitabın içerisindeki belirli bir kısmı okuyamıyoruz. Peki biz bunları neden yapıyoruz? Söyleşinin başından beri anlattığımız bir şey var. Aslında buradaki amacımız okuyucuyu oyalamak, onun vaktini çalmak, işte onunla oyun oynamak değil. Televizyon seyretmek insan beyninin sol tarafına zarar veriyor. Kitap okumak, bulmaca çözmek ve matematik problemleri bu televizyonun verdiği zararı telafi etmemize yardımcı oluyor. Dolayısıyla bunlar aslında kitabı, bulmacayı ve matematiği bir araya getirdiğimiz, üçü bir arada diyebileceğimiz proje kitapları. Şimdi bir deney yapacağım. Deneyden sonra bitireceğiz. Şu herkes bir dik oturabilir mi? Sizden bir mikrofon rica etsem tutabilir misiniz mikrofonu? Yok yok, bunu siz tutarsanız olur mu? Şu an beni herkes net bir şekilde görüyor mu? Herkes duyuyor mu? Evet. Şimdi elimizde eşyalarımız varsa dizimizin üstüne koyalım. Elimizi rahatlatalım. Arkamıza yaslanalım. Deneyimiz aşağı yukarı bir dakika sürecek. Bu bir dakika içerisinde ilk yarım dakika çok bir şey hissetmeyeceğiz. Ama sonraki yarım dakika yavaş yavaş şu omuzlarımızın aşağısından çok ince bir sızı girecek. Bu sızıya dayanırsanız, şikayet etmezseniz sevinirim. Sağımızla solumuzla ilgilenmiyoruz. Sadece buraya odaklanıyoruz ve ellerimizi bu şekilde birleştiriyoruz. Çok yavaş bir şekilde ellerimizi birbirine sürtmeye başlıyoruz. Şimdi bunu biraz daha hızlandırıyoruz. Bunu biraz sonra kademeli kademeli hızlandıracağız. Bir kat daha hızlandırıyoruz. Şimdi benim son 7 sene içerisinde gittiğim şehirlerde, gittiğim ülkelerde en çok duyduğum ikinci cümle şu. Dün hava burada çok güzeldi diyorlar. Dün Aksaray'da nasıldı hava bilmiyorum ama nereye gitsem dün hava burada çok güzeldi, bugün bozdu falan diyorlar böyle. Şimdi hava çok soğuk değil aslında ama salon birazcık serin herhalde. Hem ellerimizi ısıtmaya çalışıyoruz hem salonu ısıtmaya çalışıyoruz. Bunu biraz sonra biraz daha hızlandırdığımızda ellerimizden bir ses çıkacak. Bu sesi bütün salona yaymaya çalışıyoruz. Biraz daha hızlandıralım. Evet. Ellerimiz sanırım herkesin ısınmıştır. Benim elim hala soğuk diyen var mı? Şöyle parmak kaldırarak gösterebilir kendisini. Evet, herkesin elleri ısınmış. O zaman hep birlikte ellerimizi ensemize götürüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi neden böyle oldu? Ben buradan bakınca elini ensesine götürenleri de, alnına götürenleri de, boynuna götürenleri de gördüm. Ama tek tek ifşa etmeyeceğim. Sen şuraya götürdün, sen şuraya götürdün diye. Elini ensesine götürenler de, alnına götürenler de biliyorlar. Bu aslında bir televizyon deneyiydi. Sizinle beraber karşınıza geçtim. Ben de ellerimi ovuşturdum, ellerimizi ısıttık. Ellerimizi ısıttıktan sonra hep beraber elimizi ensemize götürüyoruz dediğimde ben alnıma götürdüm elimi. Çok fazla televizyon seyretmeyen, siz bayağı bir tereddütte kaldınız ama zaten. Çok fazla televizyon seyretmeyen ya da az da olsa seyredip telafisini yapmayan arkadaşlarımız talimatı algılayamadılar ve ellerini enselerine götürdüler. Özür diliyorum, talimatı algıladılar ve cümleyi tekrar kurayım yanlış anlaşılmasın, pardon. Çok fazla televizyon seyretmeyen ya da az da olsa seyredip telafisini yapan arkadaşlarımız talimatı algıladılar ve ellerini benimle beraber alınlarına götürmek yerine enselerine götürdüler. Çok fazla televizyon seyreden ya da az da olsa seyredip bunun telafisini yapmayanlar bir zaman sonra sadece gözümüzün gördüğüne inanmaya başladığımız için benimle beraber ellerini alınlarına götürdüler. Şimdi çok şu an için belki çok ciddi bir sıkıntı olmayabilir. Bu deneyi mutlaka eve gittiğinizde ailelerinize de yapın. Bu bir televizyon deneyiydi ve biz bir nesil yetiştireceğiz. O nesiller belki ileride bizi yönetecekler. Dolayısıyla mutlaka şimdiden aramıza televizyonla mesafe koymamız gerektiğini onlara öğretmemiz gerekiyor. Son birkaç cümleyle toparlıyorum.
bundan aşağı yukarı 6-7 sene önce Soma'da bir maden faciası yaşandı. Soma'da yaşanan bu maden faciasında hayatını kaybeden yakını olan var mı burada? Yok. Hiçbiriniz zaten oh olsun dememişsinizdir de bana ne diyen var mı? O da yok. Niye bana ne demediniz? Hiç tanımadığımız insanlardan bahsediyoruz. Bir hatırlayın o zamanı. Hepimizin aklı fikri Soma'daydı. Sosyal medya kullananlar Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da profil fotoğraflarını siyah kurdeleye çevirdiler. Soma'yı hatırlamak, hatırlatmak istediler. Adam belki bir gün önce burada Aksaray'daydı. Belki önünüzden geçti, şöyle bir selam verdi, belki bir gülümsedi. Görmezden geldik. Bir gün sonra Soma'ya gitti. Soma'da o enkaz altında kaldı ve biz o insan için ne kadar üzüldük. Hiç tanımadığımız bir insan için. Arkadaş ortamlarında ikinci, üçüncü dakikadan itibaren konu Soma'ya geldi. Konu ne zaman Soma'ya gelse şuramızda bir yumruk gibi düğümlendi. Sofralarda yemeklerden tok kalkmadık evlerde. Bir çorba içtik belki, yarısını içtik. Hemen aklımıza Soma geldi veya televizyon açıldı, Soma'daki haberleri gördük. Hemen şuramızda bir yumruk gibi düğümlendi. Hiç tanımadığımız o insanlar enkaz altından sağ salim çıksınlar diye dua ettik. Sağ salim çıktıklarında hep beraber sevindik. Cenazeleri çıktığında hep beraber üzüldük, ağladık. Aynı şekilde bir örnek daha vereceğim. 1999'da bu İzmit depremini yaşça benden büyük olanlar daha iyi hatırlayacaklardır. Belki küçük kardeşlerimiz hatırlamayacaklardır. Ben doğuma büyüme İzmitliyim. O 1999 İzmit depremini bizzat yaşayanlardan bir tanesiyim. O depremde resmi rakamlara göre 18 bin kişi hayatını kaybetti. Ama İzmit'te yaşayan herkes şunu çok iyi biliyordu ki resmi rakamların hepsi koca bir yalandı. O depremde İzmit'te en az 40 bin insan hayatını kaybetti ve 40 bin dediğimiz sayı bugün Türkiye'de ortalama bir ilçe nüfusu. Düşünün, bir ilçe sabah gece yatıyorsunuz var, sabah kalkıyorsunuz o ilçe yok. O kadar insan o depremde hayatını kaybetti. İzmit'te yaşayan herkesin o depremde en az bir akrabası, arkadaşı, komşusu, bir yakını mutlaka o depremde hayatını kaybetmiştir. Ben Kocaeli'nin Derince ilçesinde oturuyorum. Benim oturduğum ilçedeki evlerin %60'ı yıkıldı. Yani her 5 evden 3'ü o depremde yıkıldı. Depremin merkez üssü olarak bildiğiniz, duyduğunuz bizim karşı ilçemiz olan Gölcük'teki evlerin 5 evden 4'ü, %80'i yıkıldı. Birçoğu suyun altında kaldı, deniz yükseldi. Koca şehir, cenaze, ceset kokar mı? Aylarca koca şehir ceset koktu. Sakarya'dan giriyorsunuz, bildiğiniz artık gaz maskeleri takmanız gerekiyor. Çünkü hala yaz sıcağında enkaz altından çıkarılamayan insanlar vardı ve artık cenazeleri, cesetleri kokmaya başlamıştı. Böyle bir dönem yaşadık. Böyle bir dönemde aylarca çadırlarda kaldık, aylarca çadırlarda eğitim gördük. Bunu neden anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. O dönemde hiç tanımadığımız Aksaray'dan insanların gönderdiği çadırlarda kaldık. Hiç tanımadığımız Diyarbakır'dan insanların gönderdiği kazakları giydik. Hiç tanımadığımız Kars'tan insanların gönderdiği yorganlarla ısındık. Hiç tanımadığımız Edirne'den insanların gönderdiği ekmekleri yedik. Eğer o dönemde bana ne, benim başıma gelmedi demeseydiniz belki bugün böyle bir konumda olmayacaktık. Peki biz bunu neden yapıyoruz? Çünkü bu bizim ruhumuzda var, bu bizim doğamızda var, bu bizim inancımızda var. Doğudakinin ayağına diken batsa batıdaki hissedecek inancına sahip bir toplumuz, bunun için yapıyoruz. Bunu da şunun için söylüyorum. Bizim mesela şu salondan belki 10 sene sonra bir öğretmen çıkacak. Öğretmen belki hala var. Görebilir miyiz, öğretmen var mı aramızda? Öğretmen ya da öğretmen adayları, hocamız var. Anne babaları görelim. Evet. Şu salondan belki 10 sene sonra bir öğretmen çıkacak ve 30 kişinin hayatını etkileyecek. Belki bu salondan bir okul müdürü çıkacak, 500 kişinin hayatını etkileyecek. Bu salondan belki bir belediye başkanı, bir milletvekili çıkacak, 1-2 milyon insanın hayatını etkileyecek. Belki 20-30 sene sonra bu salondan bir cumhurbaşkanı çıkacak ve belki o zaman bizim nüfusumuz 100-150 milyon olacak, 100-150 milyon insanın hayatını etkileyecek. Dolayısıyla bizim, ben televizyon seyrediyorsam kendi kendime aptallaşıyorum, bu sadece beni ilgilendiriyor, başka da kimseyi ilgilendirmiyor deme şansımız yok. Böyle bir lüksümüz yok. Bizim uğruna yaşamamız gereken bir vatanımız var. Uğruna yaşamamız gereken bir milletimiz var. Dediğim gibi az önce, sadece kendimiz için yaşayamayız. Nasıl başkaları için oh olsun diyemiyorsak onların sorumluluğunu da sırtlarımızda hissetmemiz gerekiyor. Bunun için bu örneği veriyorum ve diyorum ki mutlaka ve mutlaka, ya tamamen kesin irtibatı kapatın demiyorum ama
mutlaka televizyonla olan iletişimimizi biraz daha sınırlandıralım. Daha fazla kitap okuyalım, daha fazla bulmaca çözelim, daha fazla matematik problemleri çözelim ve çocuklarımıza da bu anlamda daha iyi örnek olmuş olalım. Şimdi imzayı sanırım Dolce Vita standında mı yapacağız yoksa imza alanında mı yapacağız? Akis kitapta yapacağız imzayı. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf alayım ben. Kalkmayalım olmazsa da dağılmamış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Bir hatıra fotoğrafı alacağım. Hatta eğer birleşebilirsek şöyle şurayı alayım. Evet, ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun.